Şimdi Diyarbakır'da 17 ilçe. Bu 17 ilçenin tamamında 600 bin parsel taşım bulunmakta. Evet. Bu 600 kayıt altına alınan 600 bin parsel bulunmaktadır. Diyarbakır'da toplamda 850 köy veya mahalle, büyükşehir yasasından önce köy olanlara mahalle statüsüne geçtiği için evet. Şu an tamamına mahalle olarak nitelendiriyoruz. 850'ye yakın mahalle bulunmaktadır. Bunlardan 31'ine hiçbir şekilde bu 600 bin parsel saydığımız 600 bin parsel içerisinde 31 birimin kaç parsel olduğunu bilemiyoruz. Onlar hariç 600 bin parsel bulunmakta. Onlara bir kadastro işlemi yapılmamış şu an bugüne kadar. Şöyle, Türkiye'de ilk tesis kadastrosu dediğimiz, yani ilk kez tapu çıkacak birimlerle 31 birimde hiçbir şekilde kadastrosu tamamlanmamış, girilememiştir. Türkiye'de ilk tesis kadastrosunun %99.9'u tamamlanmış bulunmakta. Ancak Diyarbakır genelinde bu 850 oranladığımız zaman yaklaşık %3'e yakın, %97-98'lerde bu oran. Bu da Lice'nin özellikle kuzey köylerinde, köylerin boşaltılan köyler, güvenlik, sosyal olaylar, yani kan davaları benzeri nedenlerden boşaltılmış köylerden kaynaklı 31 birinde bu çalışmalar yapılamamıştır. Çünkü 3402 sayılı kadastro kanununa göre burada bir çalışmaları birlik kişi ve muhtar marifetiyle yapılabilmekte. Ancak birlik kişi seçiminin yapılamaması, birlik kişi kanununa göre o köyde ikamet ediyor olması gerekiyor. Köyler boş olduğundan veya kimse muhatap bulunamadığından bu 31 köyde şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapılamamıştır. Asli görevi tapu çıkarmak, evet. Güncelleme yapmak, 1950-60-70 yıllarında yapılan tapulama işlemlerinin güncellenmesi, yani şu an eski teknolojik aletlere göre yapılan kadastroların günümüz teknolojisine uyarlanma çalışmaları yürütmekte. Bu çalışmaları yürütürken demin de saydığım gibi Diyarbakır genelinde, sadece Diyarbakır üzerinde 600 bin parsel bulunmakta. Bununla ilgili vatandaşların aplikasyon, yer gösterme, cins değişikliği, tevhid, hatalı bağımsız bölüm düzeltme gibi işlemler yine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekteydi. Ancak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü biraz önce bahsettiğim gibi diğer esas işlemini yaparken vatandaşların bu taleplerini yerine getirmekte bayağı bir zorlanıyordu. İş yükü açısından. Bunun üzerine 2005 yılında 5368 sayılı lisanslı harita kadastro mühendislik büroları diye bir kanun çıkarıldılar. Bu kanunla birlikte 2010 yılında buna bağlı bir yönetmelik çıkarıldı. Bununla, bu mevzuatla birlikte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu sınavda başarılı olan harita mühendisleri arasında lisans verilerek aynen bir noterlik kurumu gibi bu demin saydığım aplikasyon, birleştirme, cins değişikliği, irtifa hakkı, yer gösterme ve hatalı bağımsız bölüm düzeltme işlemleri bu bürolara devredildi. Evet. Bu bürolara devredilen bu yetkilerle birlikte daha önce mesela vatandaşlarımız Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde herhangi bir aplikasyon talebinde ayıları bulan bir zaman, hem ekonomik anlamda hem zaman açısından, örneğin bina yapan bir vatandaşımız İmar kanunu gereği aplikasyon belgesini belediye sunmadan yapı ruhsatını alamıyordu. Bu aylar sürüyordu. Bu yasayla birlikte bu özel sektöre geçince, tabii özel sektöre geçmiyor. Biz aslında onlar adına yürütüyoruz ve her ay onların denetiminde, yılda 4 kez kadastro müdürlüğü, 2 kez bölge müdürlüğü, 2 yılda bir de teftiş kurulu tarafından bütün iş ve işlemlerimiz denetlenmektedir. Onların adına işlem yürütüyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın talepleri herhangi bir teknik bir sorun olmadığı anda 3 gün içerisinde sonuçlanıyor. Bu hem maliyet hem vatandaşa, yani hizmette bir kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Zamanda kazandırıyoruz. Çok daha ekonomik anlamda vatandaşımız hizmeti görebilmekte. Tamamen bizim fiyat listemiz var. Her yıl Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ücret tarifesi var. Biz herhangi bir ücret belirleme yetkisinde değiliz. Her yılın Ocak ayında Tapu Kadastro tarafından yayınlanan bilim fiyat cetveli var. Bilim fiyat cetveli var. Buna göre, metrekareye göre, yerine göre, köyde mi, arazi mi, arsa mı, ona göre sabit bir, aynı şekilde noterdeki sistem
Ne ise bize de o sistem var. Bir aplikasyon metrekaresi değişmekle birlikte ortalama 1000 liradır. Biz vatandaşlarımıza şu uyarı yapıyoruz. Yani milyonlarca yatırım yaptığı bir taşımaza ilgili bulumuza başvurmaları halinde çok küçük bir meblağla ileride karşılarına çıkabilecek tüm sorunlarını gidermiş oluyoruz. Nelerdir bu sorunlar? Örneğin aldıkları bir arsayı düşünelim. Arsa komşu tarafından duvar, bina, yol benzeri bir işgali olabilmekte. Bunu yerinde görmeden, biz zemine aplikasyon yapmadan, yine aplikasyon planının, projenin, tapkarasudaki kaydın gidip zemine uygulanması işlemidir. Bunu görmeden aldıkları zaman satın alıyor, sonra araziye bir bina ve proje geliştireceği zaman bu duruma karşılaşıyor ve bunlar çok sayıda sosyal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunun için vatandaşlarımıza uyarımız, lütfen bir araziyi, arsayı, daireyi veya bir iş yerini almadan bürümüze 21-11 nolu lisanslı bürümüze başvurup aplikasyon krokisini almaları veya yer gösterme krokilerini almalarını öneriyoruz. Bunu almaları halinde herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklarını peşinden söyleyebiliriz.